Evet. Neredeyiz hayatım? Aa. Rami Kütüphanesi'ndeyiz evet. Bugün. Bugün dedik ki size havada buz gibiyken hazır böyle sıcak içeride çayınızı kahvenizi içebileceğiniz, ders çalışabileceğiniz veya da kitap bakabileceğiniz, okuyabileceğiniz ortamları gösterelim, gezelim dedik. Birinci durağımız Rami Kütüphanesi. Hedefimiz 5 kütüphane ve aslında arada bir sahaflar çarşısı var. 4 kütüphane evet. De denebilir. Bu, i̇şte bu mevzular yani. Kitap satış birimi. Evet. Böyle değişik bir yapısı var. Böyle ortada bir kare düşünün ve o karenin etrafına bloklar dizilmiş. Aa bak güzel. Böyle küçük odalar var. Dur. Ne bu? Bakayım. Yüksek lisans ve özel öğrenciler içinde. Ha. Hayatım. Açma. Ben yüksek lisans öğrencisi olmadığım için giremiyorum. Her bölümden herkese ayrılmış. Güzel bir kokusu var bu. Bir şey söyleyeyim mi? Hep hayallerimdeki kütüphane. Evinin bir kısmında böyle bir kütüphane hissettim. Düşünsene. Çok güzel olur. Kokusu çok güzeldi. Kitap kokuyor. Kokusu da neredeyse. Kokusu yok, doğru, güzel. Doğru. Kokusu da güzel, güzel ama ortam gerçekten güzel. Ve evde sıkıldıysanız çalışmaktan gelip buralarda böyle çalışabilir. Çalışabilirsiniz. Aynen. Çünkü hep evde, hep evde, hep aynı ortamda insan biraz sıkılabilir. Sıkılabilir. Burada insanlar böyle çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bu koridorlarda biraz gürültü var. Biz de o yüzden rahatça konuşuyoruz ama içerideki odalar kesinlikle... Çok sessiz. Aynen, pırıl pırıl yani. Burası eskiden kışla mıymış? Evet. Bu bilgi... Ağustos'ta verdi. O yüzden evet. Ben bilmiyorum. Rami ama kışlası benziyor. Olarak geçiyordu. Çok yani, eskilerde. Geniş geniş Osmanlı bir yapısı Osmanlı döneminde. Aa. Evet evet. Cumhuriyet döneminde. Osmanlı döneminde. Bu arada ben bazı olumsuz yorumlar görmüştüm. Ona bir açıklık getireyim. Bazı insanın çok gürültülü olduğunu, işte özellikle çocukların olduğu bölümlerde odaklanılamadığını falan yazmışlar ama zaten yaş gruplarına göre aslında ayrılmış durumda. Çocuklar tabii ki çok bilinçli olmadıkları için bu tarz yerlerde çok sessiz olamayabiliyorlar ama yetişkinlerin ve ortalamanın üstünde hani üniversite ve lise öğrencilerin olduğu bölümlerde biraz daha sessizlik hakim diyebiliriz. Evet, ne gördün de yükseldin hayatım? Yaş ve grup grup olduğunda balon. Balon şişiriyorlar mesela. Yani böyle şeyler olabiliyor. Bu ben ne? De istiyorum. Orhan yazıtları. Orhun mu? Orhan. Orhun. Orhun, Orhun. Çok güzel değil mi? Bakın. Merhaba. Merhaba. Bir şey söyleyeyim mi? Herkes kaplumbağanın kafasına elini koymuş. Aa, evet. Kafası aşınmış hayvanın. Bütün çocuklar buna dokunuyor yani. Evet. Şimdi burayı şey diyoruz ya, çocuklar da var, çok gürültü oluyor falan ama mesela balon şişiriyorlar. Aslında ben bir yetişkin olarak burada balon şişirmesinden memnun olmayabilirim. Ama baktığınız zaman çok niye, güzel bir memnunum. Şey. Ben değilim. Ben ama memnunum. Çocukları teşvik anlamında çok iyi bir şey. Evet, tabii ki de. Çünkü burada bulunuyorlar. Buraya geldim çünkü balon aldım. Evet, balon aldım. Nereye gittim? Rami Kütüphanesi'ne gittim. Ben i̇şte de or... istiyorum. Nasıl, sen de istiyorsun? Ben de balon istiyorum. Sana aa, verirler mi hayatım balon, Allah aşkına? Biz bir balon alabiliyor muyuz? Tabii. Yoksa sadece çocuklara mı? Herkese veriyoruz. Evet, hadi bakalım. Yaşasın. Ben mor istiyorum. Yaptım balonunu. Çok şişirmeyin ya. Ha, emin miyiz? Yani yüz boyama da yapıyoruz istiyorsanız. Boyama mı? Yüz boyama mı? Bütün gün öyle geleceksen olur. Bütün gün öyle gezeceksen okey. Olur. Gerçekten mi? Evet. Peki hadi buyur. Ben yeşil istiyorum. Ben bana söylemeyeceksin. Hangi ama. Dur bekle ne yaptırayım? Kalp. Ben karışmam. Çıkar mı ama? Bana yeşil, yeşilden bir kalp. Yanağıma. Yeşil. Evet. Yanağına. Ama çok büyük olmasın. Daha sonra küçük gibi. Aldı mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya teşekkürler. Mini. Çekiyorsunuz. Evet. Kanalımız falan mı? Evet. Yunus Çankaya. Takip edebilirsin. Ay utandım, takip edebilirsin. Kolay gelsin, hoşça kal. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Bakın benim artık yeşil bir kalbim var. Niye yeşil kalp yaptırdım biliyor musun? Niye yeşil kalp yaptırdım? Sen çünkü yeşili çok seviyorsun. Doğru. Allah'ım sevgili baktığında kalp göreceğim şimdi.
Evet, tamam. Bilemiyorum. Düşüyordum. Koridor koridor yapmışlar. Liselerde biraz hafif bir yaramazlık var. Olur olur. Nasıl takıldım lan? Ölüyordum hızla. Dur. Şimdi bizim bunlara girmemiz lazım. Bakmamız lazım. İçeri girebiliyoruz. Bir şey olmuyor merak etme. Hadi sıkıl. Bakıp çıkacağız ya. Zaten neye bakacağız? Girelim. Bütün gözler bize dönecek. Ay Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. Başarısız olduk. Çekilmiyor diyorsun. Çekilmiyor demek. Burası kapalı, yandan giriliyor olabilir. Allah'ım yarabbim ya. Yazıyormuş zaten, burası kapalı, yandan girin diye. Gerçekten girecek miyiz? Girmeyelim. Rahatsız etmeyelim diye insanlar ama tamam, içeride hiç konuşmayacağız. Sadece göstereceğiz o zaman. Ben bunu sonra bir çocuğa vereceğim. Bunu mu? Evet. Mantıklı bence. Ben de liseliyim. Acayip sıcak. Sesim geliyordur. Burada liseliler için uygun kitaplar var. Allah ve hamsürttü. Bir şey diyeyim mi? Çok dikkat çekiyoruz. Saklandım ben burada. Güzel güzel. Ortam çok güzel. Vallahi çalışırsınız burada biz gibi. Kaçalım görevli varsa. Neyse güzel yer. Hocam düşünmedim ki ya. Kapıyı öyle bir kapattı ki içerideki herkes demişti yuu artık bu kadar da olmaz. Özür dilerim. İzleyen nerede? Varsa orada biz içeride. Nerede olduğumuz nerede bilecekler? Rahmi'deyiz. Tamam da bizi tanıdılar belki. 129. Numara 129'da pazartesi günü çalışan varsa Ocak ayının 3. pazartesi günü özür saat diliyorum. Saat kaç sıraları? 12.1. Şimdi ben bence hesap edemedim. Onun edemedim. O kadar çabuk kapanabileceğini ve kolay kapanabileceğini. Evet. Bende şu an bir fobi oluştu. Ne fobisi? Bu patlarsa fobisi. Hayır canım ne patlayacak ya? Ama bu balonu bana tutturman çok hoş olmadı sanki. Ben tutam. Bir tane biz size referans odayı gösterdik. Ama diğerleri de aşağı yukarı öyle yani ben, mesela burası. Bazılarının koltukları rahat olan koltuk. Bazıları aynen daha dik. O yüzden ona göre insanlar kendimiz. Ama bakayım çalışıyor. Doluluk oranı sence %100 mü? Hayır bence değil kesinlikle. Bence de değil. Güzel sıkılan da çıkıp burada şey yapabiliyor. Yemeğini yiyenler var. Aynen. Bir de zannediyorum ki arkadaşlar üniversiteler için bence çok güzel bir bilgi bu. Yani genel olarak öğrenciler için çorba dağıtıyorlar ücretsiz. Yemek dağıtıyorlar diye biliyorum. Çay falan dağıtıyorlar ücretsiz. Evet. Bir de şöyle bir bilgi var. 7/24 açık. Evet 7/24 açık. Bu çok kıymetli. Mükemmel. Çünkü sabaha kadar burada arkadaşlarınızla birlikte ders çalışabilirsiniz. Bizim amacımız şuydu. Hazır böyle izlenebilen, aslında genç bir kitleye hitap eden bir vlog yapıyoruz. Ve eğlence temelli gidiyor ya her şey. Bunu izlerken aslında bunları da görün. Aklınızda olsun diye böyle bir yere gelelim dedik. Şey zannettim ben. Küre mi zannettin? Evet o içine oturacaksın ya. Ters küre zannettin. Hadi Allah gidelim aşkına. Yakından bakalım çok ilginç. Allah aşkına. Kandırıldım. Şuna nasıl 3 boyutlu dedi ya. Öyle bir şey vermişler ki buraya ben oturacağım sandım. Pardon bakar mısınız? Balon ister misiniz? Boşu boşuna taşımayalım. Evet. Öyle. Ay tamam. Tamam tamam. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Veremedim balonu. Patlamış balon. Ama evet korkmuş. Korkmuş. Ama bu senin korkunu da tetikledi şimdi. Evet şimdi bunu alalım. Ne yapacağız balonu? Yapacağız bunu. Şu an ben risk şu an şey teşkil ediyorum. Teşkil etmiyorsun. Dur sakin ol. Öyle durup dururken balon patlamaz. Şu an bak ne durup ısı farkı var. Durup dururken patlamış çocuğunki. Hayır o kesin oynuyordu böyle. Öyle diye. Ben de oynuyorum. Oynama işte. Ama o kendisi oynuyor. Tamam bak hazır mısın? Ay dur! 3. Yavaş dur! Hayatım korkma. Korkuyorum 3, sen. 3, 2, he? Kulağının yerini kim kapatacak? Bu ne lan? Ben daha büyük bekliyordum. Tamam çöp burada kalsın. Hadi donduk niye bunu yapıyoruz biz burada ya? Ellerim hareket etmiyor artık. Bir ahım var. Gelinleri arabaya biniyormuşum. Güveyleri kınalı kar, kınalı kar. Öyle miydi lan? Kavuşmaz mı yüce
dağlar. Hadi gidelim. Dur bir kemerimizi bağlayalım. Tamam, kapatacağız. O zaman öpüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Aslında burada yan yana 3 tane kütüphane ve kitabevi var. Evet yani. Kütüphane ve kitabevi karışık yani. Evet diyebiliriz. Ne güzel. Buraya gelmişken hepsine gitme şeyiniz de var. Biri kalabalıksa diğerine gibi ama biz şimdi bir tanesine gidebiliriz. Alternatifiniz. Ha yan yanalar. Evet. E tamam çok güzel. Dönüşte uğrarız oralara. Olur. Adam çıkmış merdivenle orada üstünde mi işlemiş? Burası neresi? Münavvere burası. Burası biraz daha kafe gibi. Daha böyle şey, hareketli. Bir şeyler yiyebileceğiniz aynı zamanda. İnceleyebileceğiniz. Kitap inceleyebileceğiniz. Aynen. Hoştur. Atmosferi çok güzel ama. Çok, çok iyiymiş. Güzel. Çok iyi. Buyur. Onlar çok komik. Bu ne? Aa bu şey değil mi? Bu şey değil mi? Evet o. Tenten miydi lan? Yo. Kimdi bu? Ispanak yiyen. Hayır ya. Temel Reis o. Benzemiyor. Ya hayır bu Tintin miydi? Tintin gel bak. Hani? Tintin. Aa. Ceyda çok seviyor bunu. Biraz şaşkın. Biraz mı? Korkmuş. Officer Christmas Cook. Harry Potter. Evet Harry Potter. Harry Potter. Dinozorların yaşamı. Unicorn balina. Devam edebiliriz. Bakalım çalışma alanlarına bakalım efendim. Yabancı dil. Yabancı dil kitaplarına da bunun eşim sağlayabilirler değil mi? Yani tek Türkçe kitaplar yok. Yani evet. Çünkü yabancı dil kitapları bulması biraz daha zor. Öyle mi? Evet. Aklınıza bulunsun. Eğer satın almak istiyorsanız ya da bir kitabı merak ettiyseniz, incelemek istiyorsanız bakabilirsiniz. Kitaplar gerçek kitaplar. Evet evet. Ben baskı gibi sanmıştım ama hayır gerçekler. Ben de baskı gibi zannettim. Sıdırmışlar. Şu alan çok güzel değil mi? Ama oraya giriş yok. Ben de diyorum burada niye kimse yok? Yasakmış. Senin şeyler. Neyle? Yerli şeyler, yazarlar. Ha, klasikler. Quentin Tarantino. Güzelmiş. Çok güzel kitapmış. Tasarımı çok güzel. İçeriğiyle ilgilenmiyorum şu anda. Sarı çok güzel değil mi? Ben gibi. Aa, Tarantino'nun bütün filmlerinin şeyleri var. Sarı. Saçların sarı, evet. Burada film kitapları mı var? Şuna bakar mısın? Kokular kitabı mı? Hangisi? Oha. Lezzetler. Çok ilginç değil mi? Hemen açayım senin için. Şey inceleyelim hemen efendim. Buyurun. Sakız ağacı. Arkasına bakabilir miyiz? Buyurun. Kokuların lezzetle buluştuğu için. O beklenen cilde sıra geldi. Ve bu 3 seriymiş. Güzel mi? Bunu da görmedim ben. Güzel. Ben böyle bir kitap hiç görmedim. Böyle sanki... Bir de bak İş Bankası yayınlarının 15. baskısına gelmiş, hiç görmedim. Bu kitabı elinize aldığınız tam şu anda durun ve düşünün. Onu var eden kağıdın, mürekkebin, yapıştırıcının nereden geldiğini ve hatta hayatlarımıza nasıl girdiğini hatırlamaya çalışın. Böyle lan bilmece gibi, Jumanji oynuyormuş gibi hissettim kendimi. O Jumanji'yi bilenler... Hadi gidelim. Güzel. İlginç kitaplar var bence. Evet. Buranın değerlendirmesini de çıkışta yapacağım. Psikoloji öğrencileri... Ne bu? Yalın. Nietzsche. Öyle yalın mi okunuyor? Evet. Okuyun. Daha fazla söz etmedim bile. Görüyorsun ki. Okuyun arkadaşlar. İçerisi beklediğimden küçüktü çünkü devasa bir bina ya. Hı hı. Tabii. O yüzden devasa bir bina olduğu için içerisini büyük bekliyordum. Doğru. Ama büyük değil içerisi o kadar çok. Şeye gittik ya bundan önce. Rami'ye gittik ya bundan önce. Evet. Rami'deki o sessizlik, dinginlik, çalışma ortamı burada yok. Yok, ama hayır. Burada... Oturup böyle muhabbet kitap edeceksiniz. Kitap inceleyeceksin. Kitapları incelediğiniz, kitaplar üzerine arkadaşlarınızla konuşup bir çay içtiğiniz bir yer gibi. Evet. Ama şeyini beğendim yani. İçerinin dokusu falan güzel. O yüzden böyle bence gelip ders çalışma... Biraz sen da. Kediye bak hayatım. Oh! Hayatımda bu kadar şişko bir kedi görmedim. Ben de görmedim ve üzüldüm şu anda. Sen Sağlık Bakanı mısın? Merhaba, ne haber? Oh. Biraz ama sıcacık. Ha, burası sıcakmış. Arkadaşlarının sana selamı var. Ve sana iyi uykular. Görüşürüz. Bay bay. Benim de hayatımda gördüğüm en şişman kedi bu arada. Ben hep Tombi. Şeyde görüyordum. Ya Kamil'dir belki. Yavruları vardı. Tamam, başka türlü o kadar şişman olamaz.
İnşallah ya. Of, çok üzülüyorum ya. Ya tamam sevindiler falan ama Misko da öyle biraz kilo alınca. Misko da öyle biraz fazla kilo alınca çok üzülüyorum ya. Çünkü sağlığını olumsuz etkiliyor. Yoksa sevinmeli. Zayıf canım tabii ki. Şişhane metrosuna indikten sonra hemen şurada. Kırmızı kedi. Kırmızı kedi. Görüyorsunuz evet. Kırmızı kedi. Ya da şişman kedi. Allah. Aa şişman kediyi görürseniz ileride. Ay ama ben seni severim ki. Ya o nasıl bir tarif? Nereye doğru ileride Allah düz, aşkına? Dümdüz. Kırmızı kedi. Hakikaten kırmızı kedi. Bir girelim bakalım neler var kırmızı kedide. Evet küçük ama güzel ya. Ben Kuzguncuk'ta bir yer vardı hatırlıyor musun? Evet Nail'de çok tabii. Küçük çok sıcak bir yerdi. Evet hayatım nasıl sence? 9. Güzel ben buraya gelmiştim ama burası biraz daha bilgisayarını alıp çalışabileceğim bir yer gibi. Ha, bu ders çalışmak için değil. Öbürü kadar da kalabalık değil ama evet. Daha sakin, daha dingin ama... Bilgisayarla iş halletmek ya, ya isteyenler ya da bir kulaklık ister yani öyle söyleyeyim. Evet. Kitaplar güzel. Joe Saramago'nun Körlük kitabı çok güzeldir. Okudun mu? Körlük var. Körlük evet. Zaten en çok olandan tahmin edebilirsin. Şu kitap. Ters mi görünüyor lan? He ters görünüyor. Neyse siz bunu şimdi mirror yapalım ben bunu size. Evet bu kitap. Güzel kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bilmiyorum ışıklandırırsınız değil mi? Güzel fotoğraf evet. Çekilir. Yok fotoğraf çekilmeye gelmeyin. Yok canım tabii ki de fotoğraf çekilmeye gelmeyin. Bu ne? Düğme. O ne biliyor musun? Düğmeleri var. Hakikaten latte, düğmeleri var. Latte, Türk kahvesi. Sorarsın bu üstündeki düğmeler ne işe yarıyor diye. Hepsine bastın hayatım. Aynen. Şimdi az sonra PlayStation da böyle oynuyor. Hepsinin üstüne basıyor herhalde. Sordum dedim ki çekim yapabilir miyiz, yayınlayabilir miyiz dedim. Tabii ki dedi. Ya, hatta mi? Dedi çok da güzel olur dedi. Ben dedim ki herkes aynı fikirde olmuyor dedim. Maalesef dedim. Evet ya. Böyle bir bakış attı. Olabilir tabii bazen ki de. Bazen dövecekmiş gibi bakıyorlar. O kadarına gerek yok. Şey ben ama eskiden de ben filmler çekerdim, kısa filmler. Bazen şimdi gerilla olurdu, öğrencisin ya, izin alacaksın, şey yapacaksın. O yüzden böyle şeyler çok karşılaştığım için o kadar da etkilemiyor ama bir üzülüyorsun tabii. Evet, motivasyonun düşüyor, modun düşüyor aynen. Motivasyonun düşüyor. Neyse yani, bence bir handikapı yok. Bence güzel, burada da tatlı, şeker insanlar var. O çok önemli bir bilgi. O yüzden Şişhane metro çıkışındaki Kırmızı Kedi kitabevine gelirseniz çalışanların iyi davrandığını ve tatlı olduklarını göreceksiniz zaten. Bence bu çok bence önemli. Çok önemli. Bravo. Aynı anda dedik. Evet. Yani çünkü sen bir yere gidiyorsun, bir kahve alacaksın. Yüzü gülmeyen bir insanla karşılaşınca zaten oranın enerjisi... Ya da biz çok etkileniyoruz. Kadar, ya da enerjisi değil de oranın ortamı ne kadar güzel olsa da enerji olarak etkileniyorum ve orada çok durmak istemiyorum. Doğru, ben. Bana da öyle şahsen. Oluyor. Bana da öyle oluyor. Ama böyle pozitif şeyler gördükçe mi sabaha kadar burada durabilirim şu anda. Güzel. Arkada da böyle hafif müzik. Tabii şu an duymayacaksınız çok yok, fazla. Yok duyacaklar orayı. O yüzden susmamız lazım. Gerçekten. Bayağı yüksek bu. Sandviçimizi alalım. Duymuyormuş gibi yapsalar. Mesela oraya bir buton koysak duymuyoruz YouTube diye işaretlesin. Duymamış gibi yapamıyor. YouTube duyduğu için. Önemli olan YouTube'un duyması. Siz duymuyormuş gibi yapın ama. Duyuyorsanız da. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güzel. Kırmızı kediyi çok beğendim. Bak önce tereddüt ettim içeri girince. Ulan bir çekindim falan filan. Ama sonra adamın o şeker tavırlarıyla karşılaşınca... Mutlu oldum ve dedim ki evet buranın ruhu gerçekten güzel. Oradaki insanlar, bulunduğunuz yerdeki insanlar oranın ruhunu çok iyi, çok değişik yani, çok etkiliyorlar. Bir şey diyeceğim. Bak ben buraya kaçıncı kez geliyorum? 3 ya da 4. kez geliyorum. Ama ilk gelişimde oradaki insanların davranışı bana çok iyiydi. Çok hoşgörülüydü yani böyle gülümsüyorlardı falan böyle. Ve beni buraya zaten bir daha getirtiren şey onların bu kadar samimi oluşuydu. Kırmızı kedi mi? Evet. Niye ben söylemedin? Bir kez gelmiyorum buraya işte. Şu an söylüyorum. Tabii, köfte olur. Hadi gel. Bence yalan söylüyorum. Daha önce gelseydin girişten derdik ben. Hı? Ben buraya geldim. Hı? Ne diyorsun? Bir şey demedim. Dedim ki daha önceki deneyimlerine çok güveniyorum dedim. Ya hayır bu asansör değil de o asansör. Şurayı gördük hatırlıyorsundur. Kaçın aha ya? Burası işte. Orası mı? Ha. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim ben de, teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Zeynep Salihli Çarmıklı yani. Pembe Fili Düşünmenin yazarıydı. Çok seviyorum kadını. Bir fotoğraf çekeydin. Yapamam. Ya gel. Diye. Selim Hanım buyurun. Heh, evet.
sizinle fotoğraf çekimeye utanmış da. Tabii. Sizi rahatsız etmeyelim. Siz buyurun asansörde olun. Ha tamam şey. Biz vlog çekiyorduk aslında. Evet. Dahil olmak isterseniz siz de çekebiliriz ama. Olur tabii. Okey teşekkürler. Gezdi yani kitapçıları geziyoruz. Evet, kitapçıları gezdik. Aile bir, hangisini gezdi? Rami'ye gittik, Kırmızı Kedi'ye gittik. Bir de Mini Opera'ya gittik evet, şimdi. Mini Opera nasıl? Hepsi güzel valla. Ya. Evet. Mini Opera bence. Kitapçı olarak değerlendirirsek evet. Evet doğru. Değil mi oranın kafesi de var galiba. Evet. Siz burada mı iniyorsunuz? Ben burada mı iniyorum? Buyurun. Evet. Çok mutlu oldum. Benim çok sevdiğim bir yazarlı. Ve psikolog, meslektaşım. Çok mutlu oldum. Ben çok seviyordum kadını. Ya, yani seviyorum. Çok iyi ya. Pembe Fili Düşünmenin yazarı Zeynep Selvili Batu'ya rastladık. Evet. Ben çok heyecanlandım. Çünkü ben kendisini çok seviyordum. Çok sevdiğim bir yazarlardan. Ben de biliyorum kitabı bu arada. Pembe Fili Düşünmenin. Aslında kadın kendi kitabında kendi travmasıyla, panik atağıyla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Zaten kendisi bir psikolog, meslektaşım. Gerçekten kadın bence yani günümüz psikologlarından idol alınacak bir kadın. Yani bir psikoloji öğrencisinin en azından olabileceği. Kadının şeyi, samimiyeti, gülüşü evet falan. Evet ya, çok sıcak kaldı, çok samimi. O kadar tatlıydı ki ve ben arkadaşlar sanırım böyle tanışmak istediğim ve sözcüsüne gitmek istediğim, hatta kitabını imza atmak istediğim insanlardan birisiydi kendisi. Normal bildiğin geziyoruz yani. Kitapçıları geziyoruz bir de. Denk gelişe bakıyoruz. Mükemmel bence. Ben de çok mutlu oldum. Böyle bir denk geliş, böyle bir anı biriktiriyoruz ya bir yandan. Böyle bir anının içinde böyle bir şeye dahil olabilmek beni çok mutlu etti. Zeynep Hanım, eğer bizi izliyorsanız selamlar. Sen artık her video selam gönderirsin. Aa, evet gönderirim tabii. Ben onu çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Teşekkürler. Şimdi Penguen'e geldik. Penguen biliyorsunuz her yerde var. Evet. Penguen'in bence genel olarak bütün kitap evleri çok güzel. Doğru. Ve biz şu an en büyük olana geldik. Aynen. İlber Ortaylı'da geçen haftalarda buralardaydı. Gerçekten mi? Evet. Ulan be. Evet. Aa bayağı büyükmüş içerisi. Evet. Dehşet büyük. Hadi ha. Girelim. Bakın yazıklarımızla. Gerçekten büyükmüş. Nasıl bir yer? Ya Allah'ım şu tipe bakar mısın ya? Çok sandım. Aslında burası da standart bir penguen gibi ama çok büyük bir hacmi var. Bu Itaki'nin değil mi? Aa, bak. Evet. Bak indirimde. Ne kadar indirimde? Aa evet. %50 indirimli dünya klasikleri. Evet. Güzel. Burada o zaman biz bir tatlı mı yesek? Ne yapsak? Tatlı yiyelim. Ne yiyelim? Ne var acaba? Burası da bu arada burası... Şurası çok güzelmiş. Amfi yapmışlar. Evet. Burası da hacim olarak çok güzel, geniş. O yüzden bence burası da çalışmaya çok uygun. Çok uygun. Yine birçok kitap var. Sadece Itaki'nin kitapları tabii ki olamaz. Aha, polisiye girelim. Hadi bakayım. Nerede? Aa, burada. Şimdi polisiye girelim, seviyoruz dedik. Ama bunların da tabii tipleri var şimdi. Allah aşkına polisiye girelim, seviyorum dedim. Bir tane tanıdığım kitap yok. Eskilerdeniz biz, ben hep 80'ler, 90'lar. Harlan'ın okul bey. Ölü dağcı otelim, sıkı dostum. Askerdeyken Edgar Allan Poe'nun şu kitabında ne bileyim 20 tane falan hikaye okumuşumdur. Çevirisinin çok iyi olmadığını söylüyorlardı ama bayağı keyifliydi. Birkaç hikayeyi özellikle çok iyi aklıma kazımıştım. Kitabın kalınlığı. Evet herkes bana dalga geçmişti. Bunu mu okuyacaksın, bunu mu getirdin diye ama en azından şu kadarını falan okumuşumdur. Edgar Allan Poe, Tim Burton'ın esinlenmiş olduğu yazarlardan biridir. Bir tatlımız var. Var, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Afiyet olsun. Güzel değil mi? Hazır olduğunu düşündüğüm bir profiterole göre bayağı bence puanı yüksek. Kendine güvenmeye başladığında yaşamın tadını alacaksın. Göte. Oğlum niye? Ben katılıyorum buna. Niye öyle geliyor ya? Bu sıralar çok göte geliyor. Buranın mide abime buymuş. Penguen'e gelirseniz ona selam vermeyi unutmayın. Ne haber?
Utandı mı bu? Ne bu ya? Utandı galiba. Merhaba. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Umarım sizin için bir referans olmuştur. Yani böyle gidip oturabileceğiniz, gezebileceğiniz mekanları görmüşsünüzdür. Ha, ondan önce şeyi söyleyeyim. Ya burası biraz kalabalıktı. Çok popüler olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yeni açıldı çünkü. Yeni açıldı, çok evet. Yeni. Ve tabii bir de sınav zamanı olduğu için insanlar çok talep gösteriyor olabilir. Bu buralarda böyle bir yer de yok benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ama gelinir mi? Gelinir. Bir yer bulduğunuzda, bir çöktüğünüzde zaten tamam 5 saat oradasınız. O yüzden dert edilecek bir şey değil. Bu arada Penguin'in ürünleri de güzel. Yani çayı, kahvesi de güzel. Tatlısı şey değil. Güzel. Çayı, tatlısı da güzeldi. Tatlısı, evet. Böyle takılabilirsiniz. Yiyecek sandviçler, mandviçler de var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hayır, düzgün söyle şunu. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı. Dur. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadar istek ve arzuyla nasıl söyleyebiliyorsun bunu her seferinde şaşırıyorum. Niye? Neden istek ve arzusuz olayım ki? Doğru diyorsun. Ben onları seviyorum. Onlar benim canlarım. Haydi. Kolum yoruldu. Bak bu sefer benim kolum yoruldu. Şöyle çayımı tuttum. Ha. Oh, kilitledim. Son, iki, üç, dört. Abone. Yok yok. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz teşekkürler. İçin. Teşekkürler. Abone olursanız ne mutlu bize. Olmazsanız da canınız kısmet. Aynen öyle. Öpüyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.